mumya, ölümsüzlük, lanet. Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz kelimeler. Peki bunun gerçek hayatta bir versiyonu var mı? Tabii ki var. 1991 yılında, İtalya'daki Özlar Sıradağları'nda, doğal yollarla mumyalanmış bir insan cesedi bulundu. Milattan önce 3400 ve 3100 aralarında yaşadığı düşünülen cesede, Ötzi adı verildi. Ötzi ile birlikte bakır balta, çakmak taşı, bıçak, içi oklarla dolu bir kılıf ve porsuk ağacından yapılmış bir yay bulundu. Ötzi'nin ayakkabısının tasarımı, günümüzde üretilenlerden çok daha iyi olduğu için, yeni tasarımlarda örnek alınmıştır. Ötzi'nin sindirim sistemi analiz edildiğinde, dağ keçisi eti, kızıl geyik eti ve tahıl yediği anlaşılmıştır. Ötzi'nin eşyalarının üzerinde yapılan çalışmalarda, bıçağında, okun üzerinde ve giysisinde 4 farklı kişinin kan izlerine rastlanmıştır. DNA dizilimini inceleyen bilim adamları, Ötzi'nin genetik soyunun nadir görüldüğünü veya bittiğini söylemişlerdir. İngiltere Leeds Üniversitesi'nden Martin Richards, Ötzi'nin tükenmiş bir soya mensup olduğunu söylemiştir. Peki Ötzi nasıl ölmüştü? Araştırmacılar bir av sırasında yaralandığı ya da bir başka grupla girilen çatışma sırasında yaralandığını düşünmektedir. Ayrıca tanrılara kurban edilmiş olabileceği de düşünülmektedir. Buraya kadar her şey normal. Şimdi gelelim Ötzi'nin lanetine. Ötzi'nin keşfinde bulunan ve üzerinde araştırmalar yapan 7 kişi, 14 yıl içinde ölmüştür. Ölümler bazılarına göre tesadüf, bazılarına göre ise Ötzi'nin laneti yüzünden olmuştur. Lanet, 1992 yılında Ötzi'nin vücudunu inceleyen Dr. Rainer Hen'in ölümüyle başlamıştır. Dr. Hen, Ötzi hakkında vereceği konferansa giderken, trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. İkinci kurban ise, Dr. Hen'i ve diğer uzmanları Ötzi'nin bulunduğu yere götüren, Kurt Fritz'dir. Kurt Fritz, daha sonra da bu yere turistler için turlar düzenlemiştir. Çığ altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Sırada üçüncü kurban var. Avustralyalı gazeteci, Reinhard Hoez, Ötzi'nin yerinden çıkarılışı ve incelemeleri kayıt altına almış ve tüm dünyaya göstermişti. Filmin yayınlanmasından sadece birkaç ay sonra, beyninde tümör olduğu anlaşılmış ve gizemli bir şekilde ölmüştür. Dördüncü kurban, Ötzi'yi bulan Alman turist, Helmut Simon'dur. Simon, Ötzi'yi bulanın kendisi olduğu için ve üzerinde hak elde edebilmek için, 75 bin dolarlık tazminat davası açmıştır. Davayı kazanan Simon, bunu kutlamak için Ötzi'yi bulduğu yere gitmek istemiş. Yolda, kar fırtınasına yakalanan Simon, Ötzi'yi bulduğu yerin 200 kilometre uzağında, bir uçurumdan düşerek ölmüş. Dava sonucunu kesinleştirecek imzalar atılamadığı için, Simon'un eşi 75 bin doları alamamış. Beşinci kurban, Ötzi'nin vücudunun bulunduktan sonra çürümesini engellemek için yöntem geliştiren, Profesör T.F.M. Branner'dır. Branner, Ocak 2005'te açık kalp ameliyatı sırasında ölmüş. Altıncı kurban, Branner'ın ekibine şeflik eden Konrad Spindler'dir. Uzman bir arkeolog olan Konrad, lanet söylemlerinden sıkılmış ve, ne yani, sırada ben mi varım? Medya palavrası bunlar, demiştir. Sonrasında, Nisan 2005'te kronik hastalığı ALS yüzünden, hayatını kaybetmiştir. Son olarak, Avustralyalı Dr. Tom Loy, Ötzi lanetinin son kurbanı olmuştur. Ötzi hakkında yazdığı kitabına son düzenlemeleri yaparken, hayatını kaybetmiştir. Tabii ki Ötzi ile ilgili çalışma yapan çok daha fazla bilim adamı vardı. Ama neden bu sıralı ölümler gerçekleşti? Sizce bu ölümler sadece bir tesadüf mü, yoksa medyanın söylediği gibi lanet mi? Ötzi, 1998 yılından beri, İtalya'da Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Ayrıca, Ötzi'nin hayatını anlatan, 2017 yapımı Iceman isimli bir de film vardır.